Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere kombi içerisindeki sirkülasyon pompasının teknik bir hesap ile yeterli olup olmayacağını inceleyeceğim. Bu dökümanları Excel hesaplarını katıl üyelerine ücretsiz olarak verilecektir. Şimdi örneğimizde bir 150 metrekare bir dairemiz var. 150 metrekare dairemizi kombisini Maksimum kış aylarında 60-65 derecede çalıştırılacağı düşünülüyor. Hesaplar yapılmış ve 8 metre radyatör çıkmış olduğunu kabul ediyorum. 8 metre radyatörümüz var. Metre başına ısı şeyini yaklaşık olarak 1300 watt alırsak. Çünkü 65 derecede radyatörün ısıl verimi düşüktür. Ee, o 1800'e çarpanlar burada çarpmasınlar hata yaparlar. Çünkü 1800'ü 80-60'da vermekte yaklaşık olarak. Ee, bunu 1300 e wattla çarptığımız zaman 1300 wattla çarptığımız zaman bu e, dairenin e, şeyi ısı kaybı yaklaşık olarak 10.400 watt. 10 400 watt. Bu bilgiyi buraya yazalım. Şimdi 24 kava kombi standart olarak piyasada sürülmekte. Şimdi şu soruyu sorabilir çoğu e, vatandaş da sorabilir. E, 10.400 watt ama neden kombiler 24 kava? Kombiler sıcak su üretmek üzere e, 24 kava olarak tasarlanır. Bir tane banyoyu çalıştıracak şekilde. O yüzden 24 kava olarak tasarlanır. Eee... Tabii ki e, yalıtımsız evlerde yaklaşık olarak e, 18, 20, 24 kahve hatta 24 kahveyi geçecek şekilde de ısı kayıpları çıkmakta. Bunlara dikkat et, baz alıyorum. Şimdi piyasada bu hesabın yeterli olup olmadığını belirlemek için bir marka e, belirlemem gerekti. Ben de e, marka olarak ECA'nın e, hangi modeliydi bu? Dur söyleyeyim. Kolo, kolora modelini belirledim. Şöyle bir Kolara modeli var. Kolara modelinin içindeki e, ısı eşanjöründe internetten araştırdığım kadarıyla, e, eğer bir hataım olduysa affola. E, bu şekilde görsellerde bu şekilde çıkıyor. ECA e, Kolora markasının e, içindeki ısı eşanjörü bu şekilde. Şimdi bunlar üzerinden gideceğiz hesaplara. Pompamızı da e, internet üzerinden baktım. Grunt Fons koymuşlar içine. Grunt Fons 15'e 50 pompasını koymuşlar. Onun da internette seçim diyagramı yani UPS 1550'nin e seçim diyagramı da kendi sayfasından Grunt Fons'un kendi sayfasından buldum. Şimdi pompalarda işte yok 150 watt yeterli mi? İşte 50 watt yeterli mi? Konusu olmaz. Watt cinsinden asla pompaların yeterli olup olmadığını bilemezsiniz. Pompaların seçim diyagramı dediğimiz bu diyagramdan bakmanız gerekir. Şimdi birazdan hesapları yapacağız. Yeterli olup olmadığını kıyaslayacağız. Şimdi şöyle e, örneğimizde şöyle. İşte 24 kaval komber hemen dibinde e, 25 pprc 2 metre bir pprc borumuz var hemen dibinde. 2 metre olduğunu kabul ediyorum. Radyatörün de en uzaktaki radyatörümüz de 2 metre olarak seçildiğini varsayıyorum. Yani 2 metre radyatörün seçildiğini varsayıyorum. 30 metre px boruyla gidildiğini varsayıyorum. Örneğimiz bu şekilde. Şimdi çelik DN20 ile başlamamız gerekiyor. Neden e, DN20 ile başlamamız gerekiyor? Burada kombinin hemen girişi e, yani çelik olarak seçtim ben. E, bakır normalde. Bakır 20, DN20 olarak e, şey arşivimde olmadığı için, çeliğe yakın olduğu için sıkıntı olmaz. Burada e, içerisinin e, DN20 bakır ya da alüminyum olarak e, görünüyor şu anda. DN20 alüminyum. Şimdi ben bunun yaklaşık şuradan e, kıyasladığımda 5 metre borunun dolaştığını görüyorum burada. Bakın buradan dirsekle dönüyor. Buradan geliyor tekrar dönüyor. Yaklaşık olarak 5 metre, sayın meslektaşlarım. Burada e, DN çelik e, boru türünü seçtim. E, buradan 21.1 10.400 watt ısı kaybım var. Yani daireye göre alıyorum. Yani kombinin 24'ünü almıyorum. Kombinin 24'ünü alsam e, PPRC'de kurtarmayacak. Sıkıntı yaratacak. Buradan 5 metreyi yazdım. Dirsek 18 tane. Bunları yazıyorum bakın. E, 18 tane dirsek çıkardım ben burada yaklaşık olarak. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane, 8 dordo 16. Biz kaç yazmışız buraya? 18. Fazla fazla ekledim yani biraz da giriş çıkışlar falan var diye düşündüm. 18 tane. Yalnız saymadıysam, 18 tane dirsek ekledim. Fazla ekledim yani fazladan bir sıkıntı olmaz. 18 dirsek ekledim. Kombinin içinin basınç kaybı 0.21. Ya da işte 0.21 MSS gibi bir şey çıktı Sonra Şeye geçiyoruz ee, Buradaki Bakın şuradaki Bağlantıya geçiyoruz 2 metre gidiş 2 metre dönüş var ee, Tabi burada delta t'yi de 20 olarak yazacağız Her zaman tasarımlarımız Radyatörlerde delta t 20'dir Yani giden 70 Dönen 50 ya da giden 60 Dönen 40 ya da kombi minimumda çalıştırıyorsunuz. 38 dereceden aşağı çalıştırmayın. 40 dereceden aşağı çalıştırmanızı tavsiye etmiyorum. 40 gidiş 20 dönüş. Yani aşağı çalıştırmanız radyatörlerin verimlerini düşürecektir. Yani çok da sağlıklı bir verim almayabilirsiniz çünkü ortam sıcaklığının altına düşmeyecek. Yani ortam sıcaklığı 20. O zaman ortam sıcaklığının üstüne koymanız gerekir. 20 artı 20 40. Yani 40'ta çalıştırmanız gerekir. Minimum 40 derece. Benim tavsiyem bu yöndedir. Yani teknik açıdan bu. Şimdi burası 3 metre yazmışım. E, 3 metre değil tabi 2 metre gidiş 2 metre dönüş olduğunu varsayıyorum. 2 metre gidiş 2 metre dönüş 4 metre yazdım burayı. E, t e, ayrılma yani kolektörü T olarak kabul edin arkadaşlar. Kolektörler her zaman bir geliyor ayrım noktası olarak geçiyor. 2 tane T 4 tane vanam var. 1 tane viltrem var. 1 tane de çek valfim buluyor genelde. Kombi kazan yazmıyorum. Çünkü kombinin içini çelik boru olarak hesapladım. Buradan 2.75 6. Tamam. Olarak çıktı. Sonra PX boru. Şimdi 2 metre şey almıştım. 2 metre radyatör almıştım. 2 çarpı 1300'den 2600 watt olarak kaldım 2600 watt olarak şu kombi şey en uzaktaki 2 metre seçildiyse 2600 watt olarak şeyin şeyini aldım. E, ısı verdisini aldım. Buraya 2600 watt gitmesi gerekiyor 2 metre. 30 metrede PX boru var gidiş 30 metrede dönüş var. Şimdi buradaki e, 60 metre yaptı. iki tane dirsek kabul ettim. Daha fazla o, almamız lazım. İki şeyin altında olur. İki de ileride olur. Giderken de bükümler falan yapıldıysa sayısının arttırılması gerekir. Vana, radyatörde iki tane kolektörde iki tane. Dört. Başka bir şey yok. Ee, i̇ç çapımız boru çapımız 14 milim. Buradan e, yaklaşık olarak PEX boru da 0.462 metre sütunu olarak basınç kaybı çıktı. Buradan toplam bu çıktı. Radyatöre de 0.5 e, ver, verelim e, maksimum. E, buradan 3.932. E, Şimdi debimiz buradan 10.400 watt yazdığımızda debimiz 0.4 metreküp çıkmakta. Yani 0.4 metreküp çıkmakta. 4 MSS yani yaklaşık olarak 4 MSS basınç kaybımız varmış. Şimdi bizim bu Grundfons UPS 1550 pompamızın e, 04'teki verdisine bakalım. Bakın 3 hızlı bir pompa. 1, 2, 3. Yani 3. hızda çalıştığını varsayarsak pompamızın ya da bir aşağıya alalım. E, buradan 04 yani bir aşağıya aldığımızda şuraya dokunduğumda bakın dokunduğumda 04 yani yakın zaten. 3.926 3.932 tam yeterli gelmekte. Bu pompa bu daireye tamı tamına yeterli gelmekte. Ee, şayet e, burada Şu şekilde bir e, tasarım Yapsaydık Şimdi şura e, PX boru hani şu sorular gelmekte Ya bu PX zaten 30 metre önerilen zaten 30 metreye gidiş 30 metre şey, geliş şeklinde Öneriliyor bunu şayet 40 Alsaydık 40 alsaydık 40 alsaydık 80 olacaktı burası Bakın yine yeterli olurdu çok zorlamazdı pompa şeyimizi. Burada bir gene 40'ta da bir sorun, aşırı sorun yok. Ama problemler başlamaya yani problemlerin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Şurası çok problem. Şimdi e, siz çelik yani bakır borudan yani tamam çıkış dn 20 ama PPRC karşılığı bunun o, 32'dir. Yani 32'dir. Genelde bunu 25 yaparlar. Şayet bu kombiden bu kolektör arası çok uzak ise Yani 2 metre değil de 5 metre ileriye kondu ise Yani 5 metre gidiş 5 metre geliş burası 10 metre olacaktı Bakın 4.56 4.56 olacaktı 4.56'da pompamızın Bakın Verdisi 4.56'da Metreküpü düşüyor Bakın şimdi 4.56'yı yaklaşık olarak Şurada yakalayacağız Bakın 4.54. Bakın debisi 0.2 metre küpe düştü. Yani 0.4 metre ihtiyacımız var ama yani borunun biraz uzun olması bize nelere mal oldu? Yani ondan sonra şu sorular geliyor. Kombi neden ısınmıyor? E sebebi işte bakın teknik olarak yaklaşıyorum. Yani çözümlüyorum. Teknik olarak çözümlediğim zaman kombi neden ısınmıyor? Yani o zaman ne yapacaksınız? Buradaki peperece boruyu hemen sürtünme kaybını azaltmak için Bakın ne kadar düştü bak. Bir büyük çap yapmanız ne kadar düştü? 2.569'a çıktı. O zaman e, 2.569 yani şu civarda gittiğimde ikinci yani pompa üçüncü hızda bile çalışmasına gerek kalmadan debim 1 metre küpe çıktı. 1 metre küplük debi çok rahat bu şeyi çok hızlı ve rahat her yere eşit bir şekilde götürecek. Yani dikkat etmemiz gereken yorum şu çıkıyor. Kombilerin genelde ısınmıyorsa ilk bağlantılarında sorunlar olmakta. Yani şu ilk bağladığımız kısım var ya. Oraya dikkat etmemiz gerek. Daire küçükse problem yok. Daire 70 metrekare ise bunda problem olmayabilir. Daire küçükse bunda problem olmayabilir. Çünkü 0.2 metreküp'e karşılayacaktır. Yani 4 metre radyatör çıkacaktır. 0.2 metreküp çıkacaktır. Yani böyle bir yorum çıkmakta. Ee, o zaman büyük yerlerde, büyük dairelerde, büyük dükkanlarda 24 kava kombi yeterli olabilmekte, ancak kombinin içindeki pompa yeterli olmayabilmekte. Bunun için aldığınız markanın, aldığınız markanın kombisini içindeki pompayı gerekirse kapağını açın, bir bakın. Diyagramlar inceleyin. Belki harici bir pompa koymanıza gerek kalmayacaktır. Yani mühendisliğin teknik yaklaşımı bu. Ülkemizde yapılmayan şey bu. Hep işte nedir? Daireye giriyorsun işte buraya 24 kava yeterli. Eyvallah çoğu zaman tutuyor. Ama mühendisliğimizi bitiriyoruz. Teknik yaklaşımımızı bitiriyoruz. Öldürüyoruz. Yani bu yüzden eee meslektaşlarımızın işte ne oluyor mühendisleri askeri ücrete çalıştırıyorlar. E çalıştırırsın tabii çünkü sen böyle pratik hesaplarla gidiyorsun. Ama detaylı hesaplarda ülke kazanır. Detaylı hesaplarda enerji tasarrufu olur. Detaylı hesaplarda enerji boşa gitmez. E o, bu şekilde olursa ne olur? Diyelim ki pompa kombi boru uzun yaptınız, dar yaptınız. 0,2 metreküp döndürdü. Ilıman aylarda işinizi gördü. Yani e diyelim ki -10 olan bir yeri düşünelim. -10'da göre yapılmış bir tasarım düşünelim. Sıfır ve üstünde işinizi gördü. Problem yok. Ama soğuk aylara geldiğinde e, bu suyu yeterli derecede o radyatöre götüremeyecek. Götüremediği zaman bu radyatör çabuk soğuyacak. Çabuk soğuduğu zaman kombinin girişindeki su algısı soğuk algılayacak sürekli. E kombi de sürekli çalışacak ama yine enerjiyi gönderemeyecek. Enerjinin çoğu bacadan gidecek. Çünkü boruya aktaramıyor enerjiyi. Sık sık çalışacağı için ondan sonra aşağı dairede güzel yapılmış dairenin doğal gazı 300 gelirken seninki 600 geldi. Normaldir. Burada suç tesisattadır. Yani tesisatın tasarımına çok önem vermek gerekir. Küçük deyip geçmemek gerekir. Bazı pompaların verdiler yüksek olabilir. Bunlar incelenmeli. Yani bu şekilde olabilir. Şayet bu 24 bin wattlık tam kapasite çalışsaydık, çalışsaydı bu kombi 1 metreküp debiye sahibi olacaktı. O zaman 1 metreküp debiye sahip olduğu zaman 1 metreküp debiye sahip olduğu zaman bakın 1 metreküpte 3 metre su Yani tesisat kaybı 3 mesleseyi geçmemesi gerek. Yani tam e, 24 kahvaya 16 metre petek besleyebilirsiniz bununla. Doğru tasarımla. 16 metre peteği bu kombinin pompasıyla besleyebilirsiniz. 8 metreyi geçebiliriz yani. Bu tamamen tasarımla alakalı. Tasarımın kendisiyle alakalı. Bu yapılabilir. Ama şöyle bir durum da var. Başka bir yorum daha yapacağım. Eğer kombi şayet 70 80 60'ta çalıştırılıyorsa. 80 60'ta çalıştırılıyorsa. Radyatörleri küçük seçilecek. Yani radyatörlerde 2 metre radyatör kondu ise yani konulmuş ise 1800 çarpı 1800 çarpı 2 dediğimizde 3600 watt olacaktı bu radyatörün şeyi. Şayet öyle bir durum olsaydı 3600 watt olacaktı. 3600'ü şuraya yazdığımız zaman 3600'ü buraya yazdığımız zaman bakın burası bu sefer yükselmeye başladı. Yani uzaklık radyatör uzaklıklarına da dikkat etmek lazım. Bir de şuradaki dirsek yani sayısını azalmış olabiliriz. Açık dir, dirsek olarak kabul edelim. Şöyle açık dirsek. neyse bu şekil artık gitmesin. Şu, şunu, şunu şey yapalım. Şöyle açalım. Şurayı büyütelim. Şimdi kolektörü koydunuz. İşte şeyi tasarlıyorsunuz ya. i̇şte bu px boruyu götürüyorsunuz ya. Bu hesapta bu da önemli. Mesela Şunları hep bir dirsek yani biraz daha hafif bir dirsek olarak kabul edebilirsiniz. Şöyle hafif bir dirsek kabul edebiliriz. Şimdi diyelim ki 1, 2, 2 tane 45 dirseği ya da 3 tane 45 dirseği yani hafif dönüyor ya bu. Ee, bir dirsek olarak kabul edebiliriz burada. 1, 2 iki. yani 2 iki 2'şer iki, dirsek de gidiş ve dönüşte olursa yani şunu 6, 8 e, dirsek olarak alabilirsiniz hesaplarda. Umarım faydalı olmuştur. E, farklı bir yaklaşımla inceleyerek farklı bilgiler vermeye çalıştım. E, bu dökümanlı katıl üyelerimize ücretsiz olarak verilecektir. E, umarım işinize yarar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.